Gündem müzakereye hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Pervin Buldan. Evet, tabii ki Pervin Buldan ismi duyulduğundan beri Twitter üzerinden de bize gelen mesajlar hep çözüm sürecine dair ve çözüm süreciyle ilgili sorulara dair. Ama biz bu akşam Pervin Buldan'la en az belki de çözüm sürecini konuşacağız. Hatta mümkünse bu sürece hiç girmemeye çalışacağız. Çünkü daha az konuşulan ve çok merak edilen bir konuya bakmaya çalışacağız. Yine Öcalan'la yapılan ziyaretler ekseninde. Nedir bu konu? Bir bakın teaser'ımıza. Teaser'dan sonra yeniden burada olacağız ve konunun detaylarını konuşacağız. Konuşmaya başlayacağız. Evet, bu akşam iki kadınları konuşacağız aslında. Pervin Buldan'la, HDP Grup Başkan Vekiliyle. Hoş geldiniz Pervin Buldan. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi tabii çok enteresan oluyor. Benim için de ilginç oldu bu konu. Ama öte yandan seyircilerimiz için de daha ilginç olacağını düşünüyorum. Peki neden biz kadınları konuşuyoruz aslında bu akşam? Dün Kobani'nin 100. Gününü geride bıraktık. Ve siz de Barış koydunuz adını 100. günün, Kobani direnişinin 100. gününü. Kobani direnişi uluslararası kamuoyunda en çok kadınlar üzerinden gündem yarattı diyebiliriz. Bir takım farklı yorumlar, eleştiriler de var. Onları da konuşacağız ama ara ara sizin Öcalan'la heyet ziyaretleri sonrasında bir takım şöyle basına açıklamalar geliyor. İşte siz kadınlara mektup götürdünüz mesela. Sanıyorum Şakran cezaeviydi, yanlış evet, hatırlamıyorsam doğru. Öyle değil mi? Hep kadınlara özel selamlar geliyor. Bir yandan genel olarak Türkiye'de kadın hareketi önemseniyor. HDP'nin bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Öte yandan Kürt hareketinde kadınlar çok ciddi bir özneleşme hali içerisindeler. Bir kimlik oluşumu söz konusu. Bir yanıyla da sürece dahil olmak istiyorlar. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Heyetteki tek kadın olarak da bu konu nasıl gündeme geliyor sizin görüşmelerinizde, ne diyeceksiniz? Artık tek kadın değilim. En azından onu ifade etmekte fayda var sanırım. Bundan sonra heyete Sayın Ceylan Bağrıyanık da eklenecek. Ve bundan sonra ben Ceylan'ı almadan gitmeyeceğim, en azından öyle söyleyeyim. Doğrusu 2 yıldır devam eden bir çözüm sürecinin içerisindeyiz ve bu çözüm sürecinde heyetin içerisinde bir kadın temsiliyeti var ve o temsiliyet de benim üzerimden sağlanıyor. 2 yıllık süreç içerisinde toplam 26 görüşme gerçekleştirdik Sayın Öcalan'la. Hı hı. Ve bu 26 toplantı içerisinde tüm konulardan, işte ya da tartışılan, masaya yatırılan konulardan bir tanesi her zaman kadın meselesi olmuştur. Sayın Öcalan tarafından değerlendirilmiştir, perspektif sunulmuştur ve kadın sorunları tartışılmıştır. Kadın sorunlarına çareler ve çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Ama ne yazık ki 2 yıldır çözüm süreci içerisinde ya da Sayın Öcalan'la yapılan görüşmeler ve toplantılar içerisinde kadın meselesi hep satır aralarında kalmıştır. Yani çok böyle gündeme taşınmamıştır. İşte Sayın Öcalan'ın kadına dair söyledikleri nelerdir, kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin yaptığı değerlendirmeler nelerdir. Çünkü sonuçta bizim yaşadığımız coğrafyada kadınlara yönelik çok yoğun bir şekilde şiddet var, kadına yönelik bir baskı var, kadın katliamları var, kadın cinayetleri var. Aslında kadınlar her zaman gündemdir, fakat Türkiye'deki sistemde kadın sürekli ikinci plandadır. Erkek egemen zihniyetine göre zaten kadınlar hiçbir zaman yoktur. Dolayısıyla Sayın Öcalan yapılan bütün toplantılarda ilk gündem maddesi olarak kadına dair değerlendirmeler yapar. Ve kadınların yaşadığı sorunları açmaya çalışır. Bunlara nasıl çözümler bulunur, bunları bizimle tartışır. Bu ilk gündem maddeniz oluyor genelde. Her zaman ilk gündem maddesidir, evet. Takip edebiliyor mu peki Türkiye gündemindeki kadınlara dair sorunları, mesela az önce altını çizdik? Zonguldak'ta katledilen bir kadın bile Sayın Öcalan'ın gündemindedir. Yani sadece Kürdistan'da katledilen ya da baskı ve şiddete uğrayan kadınlar değil. Türkiye'nin her tarafında, çünkü basına sürekli yansıyan kadın cinayetleri var, kadına yönelik şiddet var, kadına yönelik baskı var. İşte aşk adı altında ya da
töre cinayetleri adı altında işlenen cinayetler var. Bütün bunları Sayın Öcalan çok yakından takip ediyor ve her seferinde işte işlenen cinayetlere ilişkin ya da yaşanan kadın tecavüzlerine ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın gündeminde her zaman kadın vardır ve kadın sorunları tartışılır aslında. Heyette de sürekli bir kadın temsiliyetinin olması Sayın Öcalan tarafından çok önemsenmiştir. Ve heyet oluşturulduğu zaman da mutlaka bu heyet içerisinde bir kadın temsiliyetinin olmasını önemsemiştir. Buna dair görüşleri ve önerileri vardır. Ve bu çerçevede zaten biz dahil olduk bu heyetin içerisine. Şu anda sayı 1'dir fakat ileride 2 olacak, belki 3-5 olacak. Heyet genişledikçe heyetin sayısına göre kadın oranı da artacaktır. Hı hı. Şimdi peki mesela kadın katliamlarının bu kadar çok katlanarak devam ediyor olmasına dair ne tür tespitlerde bulunuyor Öcalan? Bunun şimdi, sebepleriyle ilgili. Evet, bir kere kadın cinayetlerinin yaşanmasındaki en büyük sebep kadının öz savunmasının olmamasıdır Sayın Öcalan'a göre. Çünkü kadınların bu coğrafyada güvenliği yoktur. Dışarıya çıkan her kadın bir erkek tarafından öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü kadınlara bu coğrafyada ikinci bir şey olarak bakılıyor, varlık olarak bakılıyor. Kadının iradesi yok sayılıyor, kadının gücü yok sayılıyor ve kadın ikinci planda görülüyor. Dolayısıyla kadına biçilen misyon aslında evde oturan, çocuk bakan, kocaya hizmet eden, ev işi yapan bir kadındır. Oysa Sayın Öcalan'ın ifadesine göre de şu, özellikle Kürt özgürlük mücadelesi içerisinde çok sayıda kadın vardır. Ve bu kadınlar yıllardır vermiş oldukları mücadele sayesinde aslında bu noktaya gelmişlerdir. Fakat şu andaki durumları çok da iç açıcı değildir. Çünkü hala kadın özgür değildir. Hala kadın baskı altındadır. Hala kadınlar katlediliyordur. Hala kadın şiddete maruz kalıyor. Dolayısıyla bütün bunları önleyebilmek için özellikle kadın örgütlülüğüne ihtiyaç vardır. Öz savunmayı bu temelde mi kuruyorsunuz? Evet, kadınların şöyle ifade edeyim. Öz savunmayı şöyle ifade ediyor Sayın Öcalan. İşte diyelim ki bir ilçenin çok ücra bir köşesinde bir kadın evinde çok büyük bir baskıya ya da bir şiddete maruz kalıyor. Fakat ulaşabileceği, kendi derdini, işte yaşadığı sorunları ulaştırabileceği bir örgüte ihtiyacı var. O yüzden kadınların kendi örgütlerini kurmalarının bu kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Kadınlar kendi örgütlerini kurabilmelidir. Ve kendilerine ulaşabilecek her kadına yardımcı olabilmelidir. Onun yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmelidir. Mesela ilk yaptığımız toplantılarda Sayın Öcalan'ın şöyle bir önerisi olmuştu. Kadın yaşam merkezleri kurulmalıdır. İşte çok sayıda belediyeniz var, kadın belediyeleri var. Bu kadın belediyeleri bünyesinde kurulacak olan kadın yaşam merkezleri kadınları eğitebilmelidir. Kadınların ekonomik sorunlarına çareler bulabilmelidir. Çünkü kadınlar ekonomik anlamda da çok büyük bir şey altındadır. İşte yani baskı altındadır, hı hı. Ekonomik özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla kadınların mevsimlik işçi ve tarım işçisi olarak Ege'ye ve Trakya'ya gitmesine çok büyük bir öfke duyuyor Sayın Öcalan. Yani kadınlar bulunduğu yerlerden kalkıp Ege'ye, Trakya'ya mevsimlik işçi olarak gitmesi, tarım işçisi olarak gitmesi bizim açımızdan çok büyük bir ayıptır diyor. Her kadın kendi toprağını işletebilmelidir ve ona yardımcı olacak bir örgütün olması gerekiyor. İşte biz mesela, oysaki var yani bu konuda var ama örgütlenmeler var, sizler varsınız. Fakat bunun örgütlü bir güce dönüşmesi gerektiğini ifade ediyor. Örgütlü bir güç olmadığı sürece kadınlar işte ulaşabilecekleri yerlere ya da kendi sorunlarını taşıyabilecekleri yerlere gidemediği zaman bu sefer kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Para kazanmak için kalkıp başka yerlerde
mevsimlik işçi olarak çalışıyorlar, tarım işçisi olarak çalışıyorlar. Bu da Sayın Öcalan tarafından ifade edilen hani bunun olmaması gerektiğine dair bir görüşü var. Biz işte kadın belediyeciliğin aslında burada ne kadar önemli olduğunu ve kadın belediyeciliğinin kadın sorunlarını tartışabileceği, kadınların sorunlarını bünyelerine alıp kendi bünyelerinde tartışabilecekleri yaşam merkezlerini kurabilmelerinin önemini ifade ediyor Sayın Öcalan. Fakat şu anda geldiğimiz noktada aslında çok da başarılı olduğumuzu ifade edemeyiz. Sayın Neden Öcalan'ın halbuki? Da tespiti bu şekilde ne yazık ki. Oysa çok sayıda kadın belediye başkanlarımız var, belediye meclis üyelerimiz var, yine işte kadın milletvekillerimiz var, siyaset içerisinde de kadın milletvekilleri var. Dolayısıyla bütün bunların birlikte bu sorunlara çözüm bulması, birlikte bu tespitleri yapabilmesi ve bu kadınlara ulaşabilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Peki ama bunun nedenlerine ilişkin ne tür tartışmalar yürütüyorsunuz? Bu tartışmaların çıktıları nelerdir? Mesela coğrafyadan mı kaynaklı? Hani Batı'nın algısıyla bakıp sorarsak fazlasıyla feodal ilişkiler üzerinden anlatılır. Kürt illeri, ilçeleri. Halbuki öte yandan belki buradan bakınca algılamakta zorluk çekilebilir. Kürt kadınları bu anlamda araştırma konusu bile oldular. Dünyanın pek çok yerinde, artık Türkiye'de de öyle. En örgütlü kadın gücü denebilir genel olarak baktığımızda. Hani bu durumu, bu çelişkili hali size çelişkili geliyor mu bilmiyorum. Ne dersiniz? Dışarıdan bakınca çelişkili gibi duran bu hale dair nedenleri siz nasıl tartışıyorsunuz? Nasıl gündeme alıyorsunuz? Niye aşılamıyor bu sorunlar? Şimdi şöyle bir problem var aslında. Bizim coğrafyamızda aşiretçilik ve feodal aile yapıları çok fazla. Aşiret yapısında kadınlar genelde işte evde otururlar, dışarıya çıkmazlar, misafirlere hizmet ederler, çocuk bakarlar ve kocalarına hizmet ederler, eşlerine hizmet ederler. Oysa kadın kendisi olmalıdır diyor Sayın Öcalan. Babasının kızı değil, kocasının eşi değil ya da abisinin kardeşi değil, kendisi olmalıdır. Mesela benim üzerimden vermiş olduğu birçok örnek vardır. Siz Sayın de öyle Öcalan'ın. Bir yerden mesela Hakkari'de, Yusufova gibi bir yerde ve gerçekten aşiret yapısının içerisinden mesela örnek verirken şunu söylüyor Sayın Öcalan. Aşiret yapısının içerisinden çıkıp buraya kadar bizimle buluşmaya geldiyseniz eğer bu çok önemlidir. Aşiret yapısında kadınlar dışarıya bile çıkmazlar. Kadınlar konuşmazlar aslında. Dolayısıyla böylesi bir yapı içerisinden çıkıp dışarıda mücadele vermek, özgürlük mücadelesi vermek, eşitlik mücadelesi vermek oldukça anlamlıdır. Mesela Sayın Öcalan benim üzerimden vermiş olduğu örneklerde Nefertiti örneğini verir. Ya da bir Pituhepa örneğini verir. Nefertiti Mısır kralının eşidir. Eşi öldükten sonra eşinin yapamadığı işleri bile yapabilen bir kadındır ve toplum buna karşı çıkar. Çünkü toplum bir ülkeyi kadının yönetebileceğine inanmaz. Dolayısıyla kadının yapmış olduğu ya da Nefertiti'nin yapmış olduğu o başarı bütün bir toplumu etkiler ve Nefertiti tarihe bile geçer. Yine Pituhepa aynı şekilde kralla aynı statüde bir kadındır, kendi mühürü vardır ve Kadeş Barış Anlaşması'nda imzası olan bir kadındır. Dolayısıyla Pituhepa örneğini verirken de aslında sadece benim üzerimden değil, kadınların birçok şeyi başarabileceğine olan inancını ifade ediyor aslında. Her kadın birer Nefertiti'dir, her kadın birer Pituhepa'dır. İşte tıpkı sizin yaşantınızda olduğu gibi. Dolayısıyla bütün bunları söylerken aynı zamanda kadınların çok büyük bir mücadele sahibi olduğunu, kendi özgürlükleri için, kendi eşitlikleri için vermiş oldukları mücadeleyi de ön plana çıkaran bir değerlendirme yapıyor. Mesela bir metafor yapıyor Sayın Buyurun. Öcalan. İşte benim yaşantım üzerinden yine ben eşimi 20 yıl önce kaybettim. Bir uçak kazası oldu diyor ve bu uçak kazasında işte uçak düştü ve herkes öldü. İçerisinden sadece bir hücre kaldı. Bu hücre büyüdü. Yeşerdi, yeşerdi, yeşerdi ve büyüdü. 20 yıl sonra
sizi bu hale getirdi, sizi bu duruma getirdi ve siz eşinizin ölümünden sonra aslında belki de siz de ölecektiniz. Çünkü aşiret yapılarında erkek öldüğü zaman kadın da ölüyor. Sadece devlet eliyle öldürülen işte erkeklerin eşleri değil, aynı zamanda Allah'ın emriyle ölen erkeklerin eşleri de aşiret yapılarında bu durumdadırlar. Erkek öldükten sonra genelde kadın da ölür, toprağa gömülür. Fakat siz bu hücreyi yeşerttiniz, büyüttünüz ve bugünlere kadar taşıdınız. Özgürlük hareketi içerisinde ya da kadın hareketi içerisinde büyük bir yere geldiniz. Bir örnek oldunuz aslında. Bu bizim için önemlidir diye de ifade ediyor. Kısacası hani şunu ifade... Burada şöyle araya girmek istiyorum. Tabii siz ki. Bunu nasıl yaptınız? Sizin kişisel yolculuğunuz nasıldı bu anlamda? Kimlerden mesela destek aldınız? Kürt Kadın Hareketi'nden destek aldınız mı? Türkiye'deki kadın örgütleriyle ilişkileriniz var mıydı? O yolu nasıl yürüdünüz? Ben şunu çok açık ifade etmek isterim tabii ki. Zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü Yüksekova gibi bir yerde işte aşiret aile yapılarının, feodal aile yapılarının çok yoğun olduğu bir yerde eşi ölen bir kadın, işte biraz önce de ifade etmeye çalıştım aslında, ne sokağa çıkar, işte ne misafirlerin yanına çıkar, hep evde oturur. Siz de benzer şeyleri yaşadınız tabii ki. Tabii ki ben de benzer şeyleri yaşadım, fakat eşimin ölümünden sonra beni belki toplumla ya da Kürt özgürlük hareketiyle, kadın hareketiyle buluşturan cumartesi anneleri oldu. Çocuklarını kaybeden aileler oldu. İşte yakınlarını kaybeden aileler oldu. Ben mücadeleye böyle atladım aslında. Böyle başladım diyebilirim. Dolayısıyla işte cumartesi annelerinin öyküleri de belki her biri benimki kadar trajiktir ama sonuçta o insanlar da evde oturmadılar. Hepsi şu anda sokaklarda, meydanlarda. Çocuklarını arıyorlar, eşlerini arıyorlar ve bu da mücadelenin bir parçasıdır. Benim mücadelem belki biraz daha farklıydı. İşte eşimin mezarı vardı. Kayıp değildi. En azından cesedi bulunmuştu ve bizim bir mezarlığımız vardı. Ama şu anda cumartesi annelerinin öyle bir şansı yok. Buna şans diyebilirsek tabii ki. Dolayısıyla bütün bunlar mücadelenin birer parçası. Herkesin farklı bir öyküsü vardır. Herkesin farklı bir trajedisi vardır. Benimki de bunlardan biridir. Ama ben şu anda özellikle çözüm süreci içerisinde İmralı heyetinde yer almamdan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten. Neden? Ve yaşamımı çok zor bir iş. Ben yaşamımı üçe ayırıyorum. Üçe ayırıyorum. Eşimle beraber olduğum dönem ayrı bir yaşam. Eşimi kaybedip 20 yıl mücadele vermem ayrı bir yaşam. 2 yıldır İmralı cezaevine gidip Sayın Öcalan'la tartışma süreçlerine katılmak da ayrı bir yaşamdır benim açımdan. Çok zordur. Gerçekten sorumluluğu çok büyük olan bir görevdir. Fakat zor olduğu kadar da çok onurlu, çok anlamlı bir görevdir. Hele hele Sayın Öcalan gibi bir insanla oturmak, tartışmak, konuşmak, kadın meselelerini konuşmak, yine Türkiye'nin sorunlarını konuşmak çok farklı bir duygudur. Dolayısıyla yaşantımın belki de en anlamlı, en önemli iki yılı bu iki yıldır. Çünkü ben Sayın Öcalan'la yaptığım toplantılardan sonra, ondan almış olduğum perspektiflerden sonra kendimdeki özgüvenin çok daha arttığını ve bir kadın bilincinin çok daha fazla arttığını da ifade etmek isterim. Dolayısıyla benim açımdan iki yıllık sürecin çok büyük bir önemi vardır. Umarım bundan sonra da heyet içerisinde olmaya devam ederim ve çözüm süreci bitene kadar üstlenmiş olduğum görevin ve sorumluluğun bilincinde olarak hareket eder ve daha çok katkı sunmaya, özellikle kadınlara ilişkin çözüm sürecini farklı bir yere koyuyorum. Ama kadın meselelerini de çok farklı bir yerde tartışmak ve bunlara çözüm bulmayı da farklı bir yere koyuyorum. Dolayısıyla
Bu konularda en azından elimden geldiğince çözüm bulmaya, yine kadın konularını her platformda tartışmaya, kadınlara ilişkin yaşanan her türlü soruna çare bulmaya da yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Peki bu tartışmaları siz nasıl taşıyorsunuz? Bir yerlere taşıyor musunuz? Mesela işte belediyecilikten bahsettiniz, parti meclisinize, belediyelere, kadın örgütlerine ne yapıyorsunuz görüşmelerden sonra? Mesela kadın meselelerine bu kadar çok yoğunlaşıldığını söylüyorsunuz. Şimdi kadın meselesini tabii ki Sayın Öcalan'la yaptığımız toplantıdan sonra tutanaklara işliyoruz. Öncelikle Kandil'deki kadınların bunları okumasını istiyoruz. Ve aynı zamanda Kandil'deki kadınlardan sonra da Türkiye'deki kadın hareketi ve Kürt kadın hareketinin de bunu okuması ve gündemine alması gerektiğini düşünüyoruz. Yaptığımız her toplantıda, işte parti meclisi toplantısında, MYK'da, yine DÖK'ün toplantılarında, Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin yapmış olduğu toplantılarda mutlaka Sayın Öcalan'ın kadına dair perspektifi okunur ve tartışılır. Ben belki hani içerisinde bulunduğum heyette bulunmamdan kaynaklı çok fazla zaman ayırıp her toplantıya katılma zamanım olmayabiliyor ama genel olarak bütün toplantılarda yazılı bile olsa, ki bizim yazmış olduğumuz ya da hazırlamış olduğumuz yazılar toplantılara gidiyor ve o toplantılarda kadına dair perspektif okunuyor ve bunun üzerinden tartışmalar tabii ki yapılıyor. Peki ama şu da çok önemli. Türkiye Kadın Hareketi ile de bunları paylaştığınızı söylediniz. O nasıl oluyor? Bize onu da biraz anlatabilir misiniz? Demokratik Özgür Kadın Hareketi üzerinden oluyor. Çünkü ben Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin de aynı zamanda bir üyesiyim. Fakat bütün toplantılarına katılamıyorum. Ama DÖK içerisindeki kadın arkadaşlarımız Türkiye'li kadın hareketleriyle buluştukları zaman yaptıkları toplantılarda bunları kendilerine anlatıyorlar ve her anlattıklarında özellikle Sayın Öcalan'ın kadına dair yapmış olduğu perspektifleri Türkiye'li kadın hareketlerinin çok böyle şaşkınlık içerisinde dinlediklerini ve çok büyük bir anlam biçtiklerini ve her tartışmada mutlaka buna ilişkin bir değerlendirme yaptıklarını da ifade ediyorlar kadın arkadaşlarımız. Ama dediğim gibi ben her toplantıya katılamıyorum. Fakat katılan arkadaşlardan en azından bu konuda bilgi alabiliyorum. Geri dönüşler alabiliyorsunuz. Evet. Peki çocuk yaşta evlilikler, intiharlar, sosyal hayata katılamama, biraz önce sizin de anlattığınız sebeplerle kadınların genel olarak hem sosyalitesini hem de mesela siyasete katılımını sizce Kürt hareketi nasıl etkiledi? Şimdi Kürt hareketinin özellikle Kürt özgürlük hareketi içerisinde çok sayıda kadınların olması hem çocuk yaşta evlilikleri, hem kadına yönelik şiddeti, hem kadına yönelik baskıyı, hem kadın cinayetlerini aynı zamanda tartışma, bunlara çözüm bulma anlamında tabii ki kadın hareketi içerisindeki kadın sayısının çokluğu bunun önünde çok büyük bir şey. İşte en azından bu konuda bir veri var. Yani kadınların sayısının çok olması bütün bu yaşanan sorunları tartışma anlamında ve bunlara çözüm bulma anlamında da önemli. Dolayısıyla kadın yaşta evlilikleri önleyebilmek için, kadına yönelik şiddeti önleyebilmek için, kadına yönelik cinayetleri önleyebilmek için kadınların örgütlü olmasının çok büyük bir önemi var. Şu anda kadın hareketi içerisinde tartışılan en fazla şey kadın cinayetleridir. Çünkü her gün onlarca kadın Türkiye'nin her yerinde, evet, erkekler tarafından katlediliyorlar, öldürülüyorlar ve sebepsiz yere öldürülüyorlar. İşte erkek kadını beğenmiyor, bıçağını çıkarıyor ve kadını öldürüyor. Kadın çaresiz kalıyor, dolayısıyla gidecek bir yer bulamıyor, sığınabileceği herhangi bir yeri yok. Dolayısıyla çaresiz kaldığı için de erkeğin bütün o baskısına rağmen, bütün o şiddetine rağmen kalıbına sığınıyor ve evinde kalmaya devam ediyor. Oysa Kürt Özgürlük Hareketi içerisinde hem Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin yapması gereken hem de Türkiye'li kadın hareketlerinin yapması gereken çok sayıda şey var. İşte bizim belediyeciliğimizin de, belediye başkanlarımızın da yapması gereken çok sayıda şey var. Mesela kadınların sığınabilecekleri
bir evlerinin olması lazım. Kadın yaşam merkezlerinin olması lazım. Kadınların kendisini eğitebilecekleri bir mekanlarının olması lazım. Kadınların kendi ekonomilerini elde edebilecekleri bir mekanlarının olması lazım ve bu konuda bir örgütlenmenin acilen yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de sistem kadını daha çok eve kapatan bir sistemdir. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği hem erken yaştaki evlilikler, işte üç çocuk önerisi, kadının eşitliği fıtratımızda yoktur son açıklamasına kelimesi, ne diyeceksiniz? Kelimesi bir kere tamamıyla bizim vermiş olduğumuz mücadeleyle terstir. Biz daha çok kadınları dışarıya çıkarmak, kadınların özgürlüğünü elde etmesi için mücadele etmek, kadınların eşitliğini elde edebilmesi için mücadele etmek, fakat diğer tarafta sistem işte Cumhurbaşkanı'nın ağzıyla kadınları daha çok eve kapatan, onu çocuk doğurmaya teşvik eden ve kadınların eşit olmadığının ifadesini söyleyen cümleler çıkmakta. Dolayısıyla biz bunu şiddetle reddettiğimizi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımının daha çok işte kadınlar üzerinde daha çok baskıya sebep olduğunun, daha çok kadına yönelik şiddetlerin artacağının, daha çok kadın katliamlarının yaşanabileceğinin bir zemini olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Öcalan da bu şeyi işte karşıt görüşü ifade ediyor. Diyor ki işte Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor fakat ben böyle söylüyorum. Bakalım hangimiz kazanacağız? Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman yapabileceğimiz çok şey var fakat örgütlü bir güce sahip olmamız gerekiyor. Bu örgütlü gücü de kadınların ben elde edebileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bahsetmişken şöyle yorumlar da var biliyorsunuz. Nitekim veriler de bunu gösteriyor öte yandan. Kadın cinayetleri son yıllarda çokça arttı. Bunun AK Parti iktidarı, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, ondan önce başbakanken yaptığı açıklamalar da vardı. İktidarla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani kadın cinayetleri bir kere 12 yıllık AKP iktidarı döneminde çok daha fazladır. Daha çok artmıştır. Ve 12 yıllık AKP iktidarı döneminde kadına yönelik baskı da artmıştır. Kadına yönelik şiddet de artmıştır. Kadına yönelik cinayetler de artmıştır. Oysa biz Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde çözebileceğimiz birçok problemi henüz tartışamıyoruz bile. Kadın milletvekilleri henüz bir araya gelip kadın meselesi üzerinden ne yazık ki bunları konuşabileceğimiz bir ortamı sağlayamıyoruz. Mesele kadın meselesi olduğu zaman AKP'li kadın milletvekilleri, CHP'li kadın milletvekilleri, MHP'li kadın milletvekilleri ve HDP'li kadın milletvekilleri bir araya gelip bu konuyu ne yazık ki tartışamıyorlar. Niye? Oysa, mesela siz böyle bir girişimde bulundunuz mu daha önce? Birkaç sefer bulunduk tabii ki. Mesela meclis içerisinde de işte genel kurulda da erkek milletvekilleri birbirlerine küfür ederken bile cinsiyetçi bir yaklaşım üzerinden küfür ederler birbirlerine. Bir iki sefer kadın milletvekilleri bir araya gelip buna tepki gösterdik fakat bu çok sonuç alıcı bir şey olmadı. Dolayısıyla buradan işte genel kuruldan başlayıp belki de erkek milletvekillerini bu konuda örnek bir şeye teşvik edebilirsek, yaptıkları ya da söyledikleri küfürleri bile cinsiyetçi bir şekilde yapmalarını eğer engelleyebilirsek bunun dışarıya yansıması da olacaktır. Topluma yansıması da olacaktır. Fakat bir iki sefer bu konuda işte bir araya gelme çabamız olsa bile ne yazık ki bunu başaramadık. Ama en son işte 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde yine bizim çabamızla bir araştırma komisyonu kurulmasına en azından onları teşvik ettik ki bizim girişimimizle oldu bütün bunlar. Bir komisyon kuruldu fakat henüz çalışma tarihi bile belli olmadı. Bu 2-3 aylık bir muhtemelen bir komisyon olacak ve bu komisyon bir araştırma yapacak, bir çalışma yürütecek. Kadına yönelik şiddetin, kadına yönelik baskının, kadın cinayetlerinin araştırılmasının yapılacağına dair bir komisyon. Fakat sebepleri araştırılacak. Evet, her siyasi partiden üyeler var mı tabii şu anda? Tabii ki, tabii var. Fakat milletvekili sayısına göre genelde alınıyor şeyler, işte milletvekilleri. Bizden de bir temsilci olacak.
Sayın Nursel Aydoğan'ın ismini verdik bize. Nursel Hanım katılacak bu komisyona, çalışmalarını yürütecek. Fakat ben çok sonuç alıcı bir çalışma olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan hiçbir komisyon şimdiye kadar sonuç alıcı bir çalışma yapmadı. Çünkü yapılan çalışmalar genelde belgeleriyle ya da yapmış oldukları araştırmalar çerçevesinde dosyalar hazırlanır. Fakat bu dosyalar raflara kaldırılır ve o raflardan asla ve asla bir daha indirilmez. Ben kadına dair de, kadına yönelik yapılacak olan çalışmaların da çok böyle çözüm alıcı bir çalışma olabileceğini düşünmüyorum. Belki de AKP'nin şu anda kadına yönelik ya da kadına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapması gereken en önemli şey kendi partisi ya da kendi grubu içerisinde kadın milletvekillerine ilişkin cinsiyet eğitiminin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın milletvekillerine. Evet, kadın milletvekillerine. Çünkü kadın milletvekilleri çok böyle hani kadın bakış açısıyla genelde sorunlara yaklaşmıyorlar. Çok daha ideolojik, çok daha kendi partilerinin işte ideolojisini yansıtan bir bakış açısına sahip oldukları için kadın sorunlarıyla çok fazla ilgilenen bir parti değil, bir iktidar partisi değil. Dolayısıyla bunun büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Eğer bu zihniyet değişikliği gerçekleşebilirse ileriki süreçlerde belki bir değişim ve dönüşüm yaşanabilir. Peki AK Parti döneminde evet arttı diyorsunuz aslında kadın cinayetleri. Fakat bunun mesela nedeni AK Parti iktidarının daha muhafazakar bir iktidar olması sebebiyle mi sizce? Yalnızca başbakan ve şu anda cumhurbaşkanı olan Erdoğan açıklamalarını mı dayandırıyorsunuz? Veyahut da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konudaki icraat yetersizliğine mi dayandırıyorsunuz? Nedir sizce aslında sebebi? Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani biraz önce de belki ifade etmeye çalıştık fakat AKP iktidarının işte iktidar olduğu dönemden beri 12 yıllık süreç içerisinde kadınların yok sayıldığı, kadınların işte ikinci planda tutulduğu, göstermelik olarak belki işte bazı yerlerden milletvekili çıkarabildikleri ki belediye başkanlığında zaten sıfırlar. Yani çok fazla belediye başkanları da yok bu konuda. Ve HDP'nin ki geçmişte işte DBP'ydi, BDP'ydi. O dönemler kadın milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış oldukları her çalışma AKP'li kadın vekiller tarafından örnek alındılar. Mesela mecliste genel kurulda işte kadın milletvekilleri, HDP'li kadın milletvekilleri kürsüyü çok kullanırlar. Ve bizden sonra AKP'li kadın milletvekilleri de kürsüyü çok kullanmaya başladılar. Yine esin kaynağı grup başkan vekilliğini ilk uygulayan parti bizim partimizdi. Bizden sonra diğer partilerde grup başkan vekilliklerini kadın üzerinden de yapmaya başladılar. Ama şöyle bir şey işte Sayın Başbakan'ın ki geçmişte başbakanı şimdi cumhurbaşkanı ama aynı şeyleri ifade ediyor. Yine işte kadınların 3 çocuk doğurmasına kadar, yine kadınların kürtaj meselesine kadar, kadınların doğum kontrolü doğum kontrolüyle ilgili yapmış olduğu açıklama, yine işte kadınların eşitliğinin fıtrata ters düştüğüne dair yapmış olduğu açıklama bile AKP zihniyetinin kadına bakış açısını çok açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Biz AKP'nin hani bundan sonra dışarıda kadın hareketlerinin özellikle Türkiye'deki Türkiye'li kadın hareketlerinin vereceği mücadeleyle birlikte ben AKP iktidarının da ya da AKP'nin zihniyetinin değişebileceğine inanıyorum. Yani onları değiştirip dönüştürebilecek olan tek güç Türkiye'li kadın hareketleridir ve Kürt kadın hareketidir. Dolayısıyla bu konuda kadın hareketlerinin çok sık bir araya gelerek bu yani yaşanan her tür sıkıntıya dair açıklamalar yaparak ve iktidarı buna zorlayarak belki de sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Kadın hareketinin biraz daha aktif ve örgütlü ve daha çok ses getiren çalışmalarının olması gerektiğinde fayda var diye düşünüyorum. Peki az sonra kısa bir araya gideceğiz ama aradan önce şunu da sormak istiyorum. Şimdi Öcalan pek çok mesajında, mektubunda
Bir şekilde 21. yüzyılın kadın devrimi yüzyılı olacağını söylüyor. Buradan ne anlamak gerekiyor? 21. yüzyıl kadın özgürlüğü, evet, kadın devrimi, kadın ideolojisidir aslında der Sayın Öcalan. Çünkü Kürt Özgürlük Hareketi'nin vermiş olduğu mücadeleyle birlikte kadınların sadece dışarıda kendi özgürlüğü ve eşitliği için mücadele eden bir yapısı yoktur. Kadınlar aynı zamanda bulundukları coğrafyayı da değiştirip dönüştürebilecek bir güce sahiptir. Çünkü bu ülkede yıllardır yaşanan bir savaş var ve bu savaşta en çok mağdur olan kadınlardır. Çocuklarını kaybeden kadınlardır, acı yaşayan kadınlardır, işte evini barkını kaybeden yine kadınlardır. Dolayısıyla kadınlar yaşadıkları acılar içerisinde aslında bilinçlenmiştir, irade sahibi olmuştur, kendini sokağa atmıştır ve mücadelenin içerisine girmiştir. O yüzden 21. yüzyıl kadın devrimidir derken kadınların geçmişteki yaşadıkları acılarla birlikte bugün geldiği noktayı değerlendiriyor ve bundan sonra da kadınlar çok daha özgür olmalıdır. Kendi özgürlükleri için, kendi eşitlikleri için verecekleri mücadeleyi daha çok büyütmelidir diyor. Ve şu anda işte kadınların durumu çok da iç acıcı değil. Dolayısıyla bütün bunları başarabilmek için, bütün bunları bu sorunları aşabilmek için kadınların çok daha geniş çevreleri, işte sadece mesela Türk kadınları, Kürt kadınları, Alevi kadınlar, Ermeni kadınlar, Süryani kadınlar değil, dünyanın her yerindeki kadınlar bir araya gelebilmelidir ve bir devrim yaratabilmelidir. Çünkü kadın toplumda eğer kadın özgür değilse o toplum asla ve asla özgür olamayacaktır. Kadını özgür olmayan bir toplum özgür değildir. Kadını özgür olmayan bir coğrafya özgür değildir. Bu sadece Türkiye açısından da değil, bütün bir Orta Doğu açısından böyledir. Ve Orta Doğu'da da işte kadınların, özellikle Ezidi kadınlarının, Şengal'deki Ezidi kadınlarının pazarlarda satılması meselesi bile çok büyük bir ayıptır. 21. yüzyılda eğer Ezidi kadınlar köleliğe maruz bırakılıyorsa, kadın pazarlarında çocuklarıyla birlikte satlığa çıkarılıyorsa, bu sadece Türkiye'nin de değil aslında dünyanın utanması gereken ve şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir durumdur. İşte bu durumu kadınlar kendi çabalarıyla, kadınlar verecekleri mücadeleyle, eşitlik mücadelesiyle, özgürlük mücadelesiyle ancak aşabilirler. Ağlayarak değil, kendisini yere atarak değil. Kadınlar ağlamamalıdır. Kadınlar kendini yere atmamalıdır. Oysa erkeklerden çok daha büyük işleri yapabilecek güce sahiptirler, iradeye sahiptirler. Ama bunu kullanmasını bilmelidirler. Kadınlar örgütlü bir güç haline gelebilmelidirler. Ama her kadının tabii böyle şansları, olanakları da olmayabiliyor. Bir de öyle bir durum söz konusu. Öte yandan Şengal meselesini hatırlatmışken sizce hakikaten çok önemli. Ara vakti ama bunu da bir araya sıkıştırmak istiyorum. Bununla ilgili ne diyor Öcalan mesela? Bununla ilgili eleştirileri var mı? Şimdi tabii Ezidi halkı çok kadim bir halktır ve Şengal'deki IŞİD'in saldırısından sonra belki gündeme geldiler. Evet, tam da bu nedenle eleştirileri var mı diye soruyorum. Daha önce belki Ezidilere ilişkin Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu birçok değerlendirme vardı. Fakat hiçbir zaman kimsenin gündeminde değildi. Tam da IŞİD Şengal'e saldırdıktan sonra, kadınları katlettikten sonra, kadınları pazarlarda satışa çıkardıktan sonra ya da onu köle olarak kullandıktan sonra Sayın Öcalan'ın buna ilişkin, buna dair bazı değerlendirmeleri oldu tabii ki. Özellikle işte kadınlar bizim, yani Türkiye'ye gelişleri esnasında vermiş oldukları görüntünün, işte Sayın Öcalan bir kere bu görüntüyü çok eleştirdi. Hangi görüntü? Yani işte ağlayarak, yani ağlamak bir kere kadına yakışmıyor diyor Sayın Öcalan. Yani ne kadar acı çekerseniz çekin, ne kadar zor durumda olursanız olun, ağlamayacaksınız. Ağlamak büyük bir çaresizliktir.
Özgürleşmenin yollarını arayacaksınız. Özgürleşmenin yollarını ararken de bunu ağlayarak değil, daha çok mücadele ederek, daha çok birbirinize sahip çıkarak, her yerde birbirinize sahip çıkmanız gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bir kadın katlediliyorsa bütün kadınların aslında oraya gitmesi gerekiyor. O kadın neden katledildi? O kadının yaşadığı dram neydi? O kadının yaşadığı sorun neydi? Şengal'den gelen kadınlar açısından da aynı değerlendirmeyi yaptık. Kobani'den gelen kadınlar için de aynı değerlendirmeyi yaptı. Dolayısıyla biz kadınların gerçekten değişip dönüştürme gücümüz olmamıza rağmen sistem içerisinde bazı şeylerimizi kaybediyoruz işte. Bu hepimizde var. Yani hepimiz zaman zaman ağlıyoruz, çaresiz kalıyoruz, güçsüz kalıyoruz. Fakat Sayın Öcalan'ın yaptığı değerlendirmelere baktığımız zaman gerçekten ben hani böyle hayretle izliyorum. Ağlamak hiçbir şeye çare değil. Çünkü kadınların çok büyük bir iradesi var. Kadınların çok büyük bir gücü var ve bu güç etrafında toplanabildiğimiz zaman ancak büyük bir güç olabiliriz. Dolayısıyla kadınlar güçlerini birleştirebilmelidir, iradelerini birleştirebilmelidir ve bu sorunlarına ancak böyle, bu şekilde çare bulurlar diye de ifade etmek istiyorum. Peki çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz elbet ama pek çok soru var. Evet. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çözüm süreci görüşmelerinde heyet yalnızca kadın meselesini mi konuşuyormuş diyenler var. Açarken hatırlatmıştık. Biz bu akşam bu konuyu konuşuyoruz. Evet. Aradan sonra bakalım vaktimiz el verirse sizden gelen soruları da yönelteceğiz Pervin Hanım'a. Az bir ara.